Merhaba arkadaşlar. 39. Meetup'ımıza hoş geldiniz. Bugün iki konuğumuz olacak. Ege Gencer ve Yağmur Yıldız. Ege bize sosyal medya yönetiminden bahsedecek. SaaS projelerde, SaaS ürünlerde sosyal medya yönetiminden bahsedecek. Yağmur ise Arduino'da UI geliştirmeden bahsedecek. Şimdi Ege'yi davet ediyorum. Ege hoş geldin. Selam Fatih. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Heyecanlıyım biraz. Sen nasılsın? Sıkıntı yok. Heyecan yapacak bir durum yok. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. YouTube'da yayınlanacak bu konuşmaların tamamı. Zaten her zaman yayınlıyoruz. Bu da yayınlanacak. Onun dışında Ege'ye sorunuz olursa chat kısmından yazabilirsiniz. Eğer YouTube'dan izliyorsanız da YouTube yorumlar kısmından da sorularınızı sorabilirsiniz diyorum. O zaman Ege seni sunumunla baş başa bırakacağım. Tamamdır. Şöyle sunumu aldım. Görünüyor sanırım. O zaman şimdiden ağzına sağlık. Kolay gelsin. Çok teşekkürler Fatih, sağ ol. Herkese merhaba, ismim Ege. Teknasyon'da yaklaşık 1,5 yıldır sosyal medya uzmanı olarak çalışıyorum. Teknasyon bünyesinde hem Teknasyon'un kendi kurumsal sosyal medya hesapları hem de sahip olduğumuz B2B, B2C yazılım ürünlerinin sosyal medya yönetimini gerçekleştiriyorum ekip arkadaşımla birlikte. Bugün de SaaS ürünleri tarafında biraz özelleşmek istedim sizlere. Sorularınız olursa Fatih'in dediği gibi her zaman chatten ulaşabilirsiniz ya da bana LinkedIn üzerinden yazabilirsiniz. Biraz içerikten bahsedeyim. Sosyal medya nedir, SaaS nedir? Öncelikle bunlardan bahsedeceğim. Kısa bir giriş yapacağız. Sonrasında da SaaS ürünlerinin aslında B2B iş alanına dahil olması sebebiyle B2B, B2C'de neleri farklı yapıyoruz? SaaS ürünlerini bu noktada ayıran şey ne sosyal medya yönetiminde? Biraz ondan bahsedeceğim. Sonrasında sosyal medya platformlarına bakacağız, önemlerini inceleyeceğiz. Sonra da artık yavaş yavaş SaaS ürünlerinde sosyal medyayı neden yönetiyoruz, nasıl yönetiyoruz? Onu detaylıca inceliyor olacağız. En sonunda da bizim Teknasyon'un SaaS ürünlerinden birkaç örnekle sunumumu bitireceğim. Şimdi sosyal medya nedir? Bu sorunun cevabını hepimiz biliyoruz. Ama gerçek tanımına açıkçası ben de internetten bakma ihtiyacı duydum. Sosyal medya nedirden ziyade ne olmadığı aslında bir web sitesinden ayıran onu en önemli şey etkileşim ortamı tabii ki de. Karşınızda bir muhatap bulunması, bir insanlarla beğeni olsun, yorum olsun, mesajlaşma olsun sürekli etkileşim halinde olmanız aslında bizim ona sosyal deme sebebimiz dediğim gibi kullanıcıların metin, görsel, sesli, belki ileride daha farklı teknolojilerle de aslında etkileşim kuracağız. İletişim kurabildiğimiz dijital bir ortama deniyor. Dünya üzerinde şu an 4,9 milyar insan sosyal medyayı kullanıyor aktif olarak. Ortalama gün içerisinde sosyal medyada geçirilen süre 2 saat 24 dakika. Şimdi ben bir sosyal medyacı olarak telefonumda günde maksimum 10 dakika haberleşme, işte konuşma gibi harcıyorum. Kalan bütün kısım sosyal medyaya ayrılıyor ve benim günlük ekran sürem yaklaşık 5-6 saati buluyor. Yani buradan anlayabilirsiniz. Ben günümün 5-6 saatini gerçekten sosyal medyada geçiriyorum. Ortalamanın da bayağı üstündeyim. Bilmiyorum sizlerin nasıl? SaaS nedir'e gelecek olursak aslında birçoğumuz biliyordur ama şöyle bir özetlemek gerekirse Software as a Service açılımı zaten yazılım servisini bulut tabanlı olarak şirketlere hizmet sunma amacıyla bir hizmet modeli aslında. Tarayıcı üzerinden erişimi sayesinde bir panel üstünden aslında bütün o ihtiyacı cevap verebiliyorsunuz. Ve bu panel olmasa aslında insan gücü olarak sizin o servisi veriyor olmanız lazım. Bu da ne demek? Hem zaman kaybı hem insan gücünün efektif bir şekilde kullanılmaması. Tabii ki de orada da bir aslında o servis kodlayan bir yazılımcı insan gücü var. Onu pas geçemeyiz ama sonuç olarak işin verilme, servisin verilme kısmında aslında size çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Tüm servis bir yazılım halinde olduğu için bütün güncellemeleri oradan takip edip hızlıca taleplerinizi açabiliyorsunuz. Şimdi B2B, B2C ayrımına biraz bakalım. B2B tanımı itibariyle aslında diğer işletmelere ürün ve hizmet sunma vizyonu taşıyor.
B2C tarafta ise doğrudan tüketiciye, son kullanıcıya hizmet sunma amacı taşıyoruz. Temel hedefimiz B2B tarafta iş bağlantıları kurma ve iş geliştirme. Bu aslında biraz sosyal medyanın genel pazarlama hedefini söyleyecek olursak. B2C taraftaki temel hedef ise ürün tanıtımı ve müşteri bağlılığını sağlamak. Şimdi aslında burada şöyle bir parantez de açmak istiyorum. Şu andaki güncel sosyal medya ortamında net ayrım, yani bir B2B ürünün hesabı ile bir B2C ürünün hesabının net ayrımını biz hedef kitlede yapabiliyoruz sadece. Çünkü neden? Az önce söylediğim gibi 4,9 milyar insan kullanıyor sosyal medyayı. Çok yoğun bir akış var, çok yoğun bir içerik paylaşımı var. Bu paylaşım içerisinde sizin bir şekilde sivri olmanız, insanların dikkatini çekmeniz lazım ki o etkileşimi alabilin. Bu nedenle aslında B2B ve B2C taraf sosyal medya yönetiminde birbirine çok yaklaştı. Artık B2B tarafta da eğlenceli, işte real time dediğimiz günlük o gündeme uygun içerikleri çok fazla görebiliyoruz. Bu da neden oluyor? Mesela ben hedef kitlesinde değilim herhangi bir B2B ürünün. Ama ben oradaki esprinin inceliğini, komikliğini yakalarsam kendi hesabımda paylaşıyorum. Etkileşim bırakıyorum. Bu da aslında sosyal medyanın o amacına, o ürünün amacına hizmet etmiş oluyor. Bu yüzden dil ve içerik konusunda aslında dili B2B tarafın daha kurumsal ve sade, B2C'nin daha eğlenceli ve samimi diye bir genelleme yapabiliriz. Ama bu ayrımın artık giderek daha da azaldığını ben söyleyebilirim açıkça. İçerikte de aynı şekilde yani. Evet, profesyonel ve bilgilendirici olmak zorundayız B2B tarafta. Ama bunun arasına hiçbir zaman eğlenceli içerikler katmayacağımız anlamına da gelmiyor. Dediğim gibi B2C tarafta biraz daha gündelik, kolay tüketilebilir. Çünkü çok fazla rakip var. Onların içinden sıyrılmanız gerekiyor. B2B ürünlere örnek tabii ki SaaS ürünleri, tedarikçiler, toptancılar. B2C tarafta örnekse mobil uygulamalar, sosyal medya uygulamaları da birer B2C ürüne dahil aslında. Perakende mağazalar ve restoranlar olarak sayılabilir. Şimdi en çok tercih edilen sosyal medya platformlarında aslında belki gözünüz TikTok'u, YouTube'u aramıştır ama ben biraz daha bizim SaaS ürünlerimizin sosyal medya yönetimindeki önemli platformlara yer vermek istedim. YouTube özelinde gerçekten güçlü prodüksiyonlar, güçlü video kontentler üretmek gerekiyor. Bu da hem iyi bir insan gücü, gerçekten aslında maddi olarak da kaynak alınma, ayrılması gereken bir alan. Tabii ki YouTube önemini koruyor ve YouTube'da çok fazla içerik paylaşan B2B hesaplar da var. Bizim de ara sıra benchmark yaptığımız. TikTok da aynı şekilde hani hem SaaS ürünleri işte genel B2B tarafı da TikTok'a girmeye çalışıyor. Aslında orada da artık içerikler ben görmeye başladım. Ama yoğunlukla biz bu dördünü kullanıyoruz. O yüzden Instagram'da başlayayım kısaca. 1,28 milyar kullanıcısı var Instagram'ın. Gerçekten büyük bir kitle. Hepimiz kullanıyoruz. Hepimiz ne olduğunu biliyoruz. Çok fazla tool'u var. İşte story'si var. Story'sinin kendi içerisinde çok fazla tool'u var. Burası gerçekten sizin markanızın vitrini. Bir SaaS ürünü için ne iş yaptığını anlatan, işte adres bilgileri olan, aynı zamanda kullanıcıların size oradan mesaj atabildiği aslında gerçekten bir core platform diyebilirim. LinkedIn tarafında da LinkedIn aslında ilk baştaki amacı biraz daha işe alım, profesyonel networking kurma gibi bir gayeyle kurulduysa da aslında şu anda orada da Instagram'a benzer içerikler görüyoruz. Hani konular ve hedef kitler yine ayrışıyor belki bir noktada ama onun sebebini de hemen şöyle açıklayabilirim. Şu an dediğim gibi çok fazla içeriğe maruz kalıyoruz. Çok fazla platform var. Ve sizin bir içerik hazırlamak için harcadığınız efor, onun tasarımı, onun hikayesi için bir metin yazımı ve arkasındaki ilk etapta oluşturulan strateji gerçekten güçlü bir efor gerektiriyor. Biz bu eforu bir içerik için sağlıyorsak eğer bunu her platformda yayalım ki daha efektif olsun. Daha çok bize hani hiç bilmediğimiz bir şekilde bir kullanıcı kazandırabilir, müşteri kazandırabilir. Bu yüzden artık sadece Instagram'a özel bir içerik yapmak gibi bir şeyden çok söz edemiyoruz. Bir şeyi için emek harcandığında özellikle bu video içeriklerde daha da yoğun bir emek oluyor. Onu her platformda kullanmak şu an aslında tüm markaların uyguladığı bir strateji. Facebook için one of a kind deyimini kullanmak istedim. Çünkü her ne kadar şu an Türkiye'de aktif kullanıcı sayısı hem azalıyor hem de
eminim çoğunuz Facebook'a günde bir kere bile belki girmiyorsunuz. Ben işim gereği giriyorum. Hatta girmeyi de seviyorum. İşte orada bazen akrabalara bakıyorum ya da Erasmus arkadaşlarıma bakıyorum. Çünkü aslında gerçekten Türkiye'de Facebook'un önemi bayağı azalmış durumda. Yani farklı ülkelere baktığımızda özellikle mesela işte Rusya'da VK kullanılıyor ama işte başka ülkelerde Facebook hala bir numaralı platform. Hala çok yoğun oradan içerik paylaşan benim arkadaşlarım var ve araştırdığımızda da bunu görebiliyoruz. O yüzden oranın önemini Türkiye için belki biraz yadsıyabiliriz ama şu var. Şu an sponsor reklamların yani dijital pazarlamanın en çok yapıldığı platform da aslında Facebook. Zaten Instagram'da bir aradalar. Yani siz Instagram'da bir reklam çıkmak istiyorsanız bir Facebook işletme hesabınız olmalı. İşte bu işletme hesapları da aslında Facebook'un o çok fonksiyonluğunu gösteren şeylerden bir tanesi. Yani mesela ben bir işletmeye bakmak istiyorum Google'dan adresini atıyorum. Bir kuaför olsun bu. Bazen gerçekten Google'ın da kendi şeyi var, işletme tool var. Yani o adresleri görebildiğimiz, telefon numarasını görebildiğimiz. Bazen Google'da bulamıyorum ama Facebook'ta bulabiliyorum. 15 sene önce o işletme ilk kurulduğunda, hele bir de küçük işletmesi o, bir Facebook hesabı illaki var ama bazen Google'dan bulamıyorum. O yüzden aslında Facebook'un bu noktada SaaS ürünleri özelinde ve B2B tarafta da önemini gerçekten koruyor. X yani eski Twitter, ben hala anlatırken de yüksek ihtimal Twitter diyeceğim ama çok güçlü bir yazılımcı komünitesi var orada. Orada insanların birbiriyle bilgi paylaşımında bulunduğu, etkinliklerin duyurulduğu, hatta bazen belki de mizah için de bir araya geldiği güçlü bir komünite gerçekten. O yüzden biz de SaaS tarafında hani hem güncellemeleri duyurmak hem o komüniteye biraz erişmek ve ürünün tabii ki stratejisine bağlı olarak orada daha aktif iletişim yapmayı tercih edebiliyoruz. Bir de yine Türkiye özelinde bu medyanın biraz tekelleşmesiyle Twitter'dan çok güncel veri akışı alabiliyoruz. Aslında o yüzden hepimiz en azından haber almak amacıyla ve böyle önemli gündemlerde Twitter'ı kullanıyoruz. O yüzden Twitter bizim için de SaaS ürünleri tarafında da çok önemli. Şimdi artık yavaş yavaş konumuza gelecek olursak, SaaS ürünlerinde sosyal medya akışı nasıl olur? Öncelikle bir sosyal medyacı her zaman ilk olarak hedef kitleyi tanımlar ve onu analiz eder. Çünkü ben kime iletişim yapacağım, kime neyi göstereceğim, nasıl göstereceğim, bunlar hangi insanlar ki, hangi insanlar ki bunlar benim müşterim olabilir ya da sadece farkındalık kazandırmak istiyor da olabilirim ama ilk adımımız bu. Diğer bir çok önemli adımımız da rakip analizi. Rakip analizinde şöyle bir örneğim var. Şimdi atıyorum ki siz hani bizden yine bir örnek vereyim. Desk 360 bir müşteri ilişkileri yönetim platformu. Orada bütün o işte store'dan gelen, sosyal medyadan gelen, web sitesine gelen bütün o müşteri şeylerini, müşteri geri dönüşlerini, yorumlarını tek platformda toplayıp kendi müşteri ilişkileri takımınıza güçlü bir şekilde, efektif bir şekilde allocate edebiliyorsunuz. Şimdi benim bir müşterim var ve beni kullanıyor. Beni bir müşteri iletişim platformu kullanıyorsa ve bana ödeme yapıyorsa başka bir müşteri iletişim platformu kullanmasına gerek yok. Yani benim o noktada rakibim, evet rakiplerim her zaman var ama sadece beni kullanabilir. Yani ben bir müşteriyi kazandığım zaman aslında çok büyük bir kazanım elde ediyorum. Diğer taraftan da B2C tarafından bakalım. Torku ve Nutella'yı düşünün. İkisi de sürülebilir çikolata markaları. Şimdi beni Torku'yu, yani benim müşterim Torku'yum ben ve benim müşterim bugün beni alabilir ama ben onu yarın kayıp da edebilirim. Ama ertesi gün bana da dönebilir. Beni de satın alabilir. Yani rekabet her zaman var ama aslında o geri dönüşler de çok kolay. Ama bizim tarafta SaaS ürünleri tarafında gerçekten bir müşteri sadece sizinle birlikte olabiliyor. Rakip analizinden sonra da artık içerik stratejisinin oluşturulmasına geçiyoruz. İçerik stratejisi de nedir? Ne içeriği, ne sıklıkta paylaşacağım? Hangi konulara değineceğim? Video mu olacak bu içerikler? Görsel içerikler olacak mı? Bunları bir düzene oturttuğunuzda aslında sonraki süreçte çok rahat etmiş oluyorsunuz. Mesela aylık bir sosyal medya planı hazırlıyor olabilirsiniz ya da haftalık bir plan hazırlıyor olabilirsiniz. Neyi ne kadar, ne sıklıkta paylaşacağınız önceden belli olduğunda işiniz aslında çok kolaylaşmış oluyor.
Paylaşımlarımızı yapmaya başladık. İçerik stratejimiz oluştu. Artık veri odaklı kararlar almaya başlıyoruz. Bir konseptimiz, diyelim ki bir Reels serisi hazırladık ve gerçekten çok ilgi çekti. O zaman bununla devam etmeye ya da bunu geliştirmeye yönelik adımlar atıyoruz. Ya da tam tersi bir içerik stratejisi yürütürken baktık ki hiç etkileşim almıyoruz. O zaman diyoruz ki tamam, bunu park ediyoruz. Yani sürekli aslında veri odaklı, beğeni odaklı, etkileşim odaklı olarak kararlar almaya devam ediyoruz süreç içerisinde. Tabii sonra sosyal medya performansının ölçülmesi ve analizi var. Benim takipçim azalıyorsa ya da artıyorsa bu neden oluyor? İşte içeriklerim, az önce söylediğim, neden bu şu kadar beğenide takılı kalıyor ya da net beğeniliyor? Onu sürekli ölçüp analiz etmek de benim platformumun gelişmesinde çok önemli bir etken. Bir de tabii en son sosyal medya kriz yönetimi ayrı bir çok önemli bir konu. Birazcık da aslında yaşadığımız coğrafyayla alakalı kriz ortamını, yani kriz ortamlarının oluşmasıyla sosyal medyada iletişim yapmaya bir şekilde devam edemeyiz. Bu noktada ne yapacağız? Ya sessiz kalacağız ya da bir mesaj yayınlayacağız. İşte bu bir başsağlığı mesajı olabilir. Ya da tam tersi düşünelim. Şirket içerisinde, ürünümüzün içerisinde bir itibar zedelenmesi olur ve onunla ilgili bir açıklama yapma yükümlülüğünde bulunuruz. Bu noktada hızlı aksiyon almak ve bir an önce harekete geçmek gerçekten çok önemli. Şimdi SaaS ürünlerinde neden sosyal medya yönetimi yapıyoruz? Ben 3 ana başlığa ayırdım. Ama bu 3 ana başlık da aslında birbirine bir zincir gibi bağlı. Yani birini yapmak için yaptığınız şey diğerine çok fayda sağlayabilir. O yüzden şimdi onları birazcık detaylı inceleyelim. İlki marka bilinirliği ve itibarı. Az önce söylediğim, yani hizmet alanınızı tanıtan, sizi tanıtan gerçekten anahtar platformlardan biri. Evet, bir web sitesi kadar detaylı olmayabilir. Ama sizin orada dijital bir künyeniz ve bu kadar insan kullanırken sizin tamamen ücretsiz bir platformda var olmamanız için hiçbir sebep yok. Bir diğer konu branding tanıtımı. Branding aslında Türkçe'ye markalama olarak geçmiş durumda şu anda. Onun için de size şurada bir McDonald's örneği hazırladım. Şimdi aslında spoiler'ı da önden verdim ama hepimiz aslında bakınca bunun bir McDonald's tabelası olduğunu anlayabiliyoruz. Bu arada McDonald's ünlü bir kampanyası. Bütün nerede faal ise o ülkelerde yaptığı bir kampanya. Ben McDonald's'ın logosunu şu an yarım görüyorum. Ama bunun McDonald's olduğunu anlıyorum. Neden? Çünkü bu kırmızı renk, işte logonun bir ucu, işte fontu. Çünkü McDonald's bana kurulduğu günden bu yana aynı renkleri, aynı fontları, aynı logoyu gösterdi. Ve onun markasının o olduğuna beni ikna etti. Beni görsel olarak ona alıştırdı. İşte bizim de hedefimiz aslında tam olarak bu. Yani biri sizin renklerinizi gördüğünde sizin markanız olduğunu anlıyorsa gerçekten branding'i doğru yapmışsınız. Ha, buradaki şimdi örnekte düşündüğünüzde siz yeni bir SaaS ürünüyseniz tabii ki de logonuzu yarım kullandığınız bir içerik çıkmamalısınız. Çünkü daha sizin brandinginiz oturmamış oluyor. Ama buna gerçekten işte sosyal medya bunun çok şey önemli bir kaynağı. Yani sosyal medya içeriklerinizde de brandingine uyduğunuzda aslında o marka algısını çok güzel bir şekilde yaratmış oluyorsunuz. Belli renk tonlarını kullanarak, aynı fontları kullanarak, logoyu belli yerlerde konumlandırarak, bunlara tabii ki tasarımcı arkadaşlarım daha fazla hakim. Ya o oranları bile tutturduğunuzda sizin gerçekten o marka olduğunuz hemen renklerinizden McDonald's gibi anlaşılmış oluyor. Tabii ki profesyonel izlenimdeki önemi çok büyük. Herkesin sosyal medyası olduğu bir yerde sizin de sosyal medya kullanıyor olmanız. Örnek olarak da ben blog yazıları, bilgilendirici içerikler ve istatistikleri eklemek istedim. Blog yazıları konusu şöyle. Yani siz bir işletmeye bir konuda fayda sağlayacak bir yazılım ürünüyseniz eğer, bu işi iyi yaptığınızı göstermeniz gerekiyor. Teknik arka planınızın iyi olduğunu blog yazılarıyla çok iyi bir şekilde göstermiş oluyorsunuz. Bu blog yazıları web sitenizde olabilir. Onları sosyal medyaya yönlendirebilirsiniz ya da LinkedIn'de makale paylaşımı var. Oralardan yayınlıyor olabilirsiniz. Bilgilendirici içeriklerimiz yine hem ürün hakkında olabilir, hem de aslında sektör hakkında. Yani yalnızca kendi ürünümüzü tanıtmak gibi değil de aslında sektörde de bilgi sahibi olduğumuzu göstermek önemli olabilir.
Bir de istatistikler var. Sizi kullanan müşteriler, sizin servisinizden faydalananlar işletmesini nasıl büyüttü? Ne gibi bir katkıları oldu? Bunları sayılarla vermek aslında kullanıcıları da görsel olarak direkt kendine çekmiş oluyor. Şimdi bir de diğer başlığımız müşteri ilişkileri. Ben buraya hemen böyle bir örnekle girmek istiyorum. Bir pazarlama case aslında bu. Çok uzun bir hikaye. İsteyenlerle daha detaylı da paylaşırım ama şöyle özetlemek gerekirse bir adam her gün işte dondurma aldığı bir market var ve yeni bir araba alıyor. Bu yeni arabayı aldığında vanilyalı dondurma aldığında arabanın çalışmadığını fark ediyor. Sonrasında arabaya döndüğünde. Ama çikolatalı ya da meyveli dondurma alırsa arabaya geri döndüğünde arabanın çalıştığını fark ediyor ve bu şikayetini detaylıca anlatan bir mektup yazıyor araba şirketine. Şimdi araba şirketi bu mektubu önemsiyor. İşte şeyimiz burada başlıyor aslında, kırılma noktası. Ve bunun için bir mühendis görevlendiriliyor. İşte yapılan belli araştırmalar sonucunda işte adamla birlikte de deniyorlar ve vanilyalı dondurma arabayı çalıştırmıyor garip bir şekilde. Şunu fark ediyorlar. Vanilyalı dondurma en çok satılan dondurma olduğu için markette hep en başta duruyor ve adam çok hızlı bir şekilde dondurmayı alıp çıkıp arabasına geri dönüyor. Ancak çikolatalı ve meyveli dondurma ise marketin biraz daha uzak raflarında bulunuyor. Bundan dolayı ortaya çıkan sonuç şu: arabada bir bug var, arabada bir bozukluk var. Eğer motorun stop ettirdikten sonra tekrar çalışması için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Ve vanilyalı dondurma en baştaki rafta olduğu için o süre geçmemiş oluyor aslında. Çikolatalıya gidene kadar ki sürede onu dolduruyor. Şimdi yani şöyle düşünün, aslında gerçekten şirketinize bu tarz bir şikayet geldi ve vanilyalı dondurmanın arabasını çalıştırmadığını söylüyor. Siz bunun üstüne gitmeyip belki bununla dalga geçseniz aslında arabanızla ilgili, yani ürettiğiniz şeyle ilgili aslında gerçek bir problemi göz ardı etmiş olacaktınız. İşte bu noktada müşteri ilişkileri her şeydir diyoruz. Özellikle siz bir yazılım ürünüsünüz, sizin fiziksel bir dükkanınız yok. Müşteri ilişkileriniz bu noktada da sosyal medya üzerinden çok önemli. Soruları yanıtlarsınız, destek olursunuz. Şu an bütün platformların mesajlaşma uygulaması var. Hatta Instagram'da şu an görüntülü görüşme de var. Müşteri geri bildirimini toplarsınız. Yorumlar üstünden, gerek story yanıtları üstünden. Oradan neyi iyi yapıp yapmadığınıza dair bir sürü aslında içgörü toplamış olursunuz. Müşteri hikayeleri ve incelemeler yine çok çok kritik. Yani sizinle iş yapan ve sizden memnun olan, sizin servisinizi kullanan insanların görüşleri diğer insanlar için hem iyi bir algı hem de potansiyel müşterileriniz için tabii ki de çok çok çekici bir durum. Ben buna örnek olarak yine anketler ve soru cevapları aslında bir de vermek istiyorum. Şöyle, burada da aslında şeyinizle, takipçi kitlenizle bir iletişim halindesiniz. Hani onlara bir soru soruyorsunuz, onlardan içgörü topluyorsunuz. Bunlarla ilgili zaten Instagram'da da tool'lar var, LinkedIn'de, Twitter'da da şayet istediğiniz gibi, istediğiniz kadar anket yayınlayabiliyorsunuz. Buralardan da müşterilerinizle aslında hem müşterilerinizle hem takipçilerinizle ilişkinizi güçlendirmiş oluyorsunuz. Başarı hikayeleri de az önce söylediğim gibi potansiyel müşterilerinize sizinle çalışmak için bir sebep veriyor. Son olarak satış ve pazarlama fırsatlarına değinmek istiyorum sosyal medya kullanımının SaaS ürünlerinde. Tabii ki çok sıcak bir satış ve pazarlamadan bahsedemiyoruz aslında. Ama neyimiz var? Doğrudan iletişim imkanımız var. Az önce söylediğim, size isteyen herkes, telefon kullanan, akıllı telefon kullanan herkes Instagram üzerinden mesaj atabiliyor. Reklam ve tanıtım kampanyalarınızı burada istediğiniz gibi yayınlayabilirsiniz. İşte televizyonda bir reklam yayınlamışsınızdır. Bunu sosyal medyada da ayrıca promote etmemek için hiçbir sebebiniz yok. Influencer işbirlikleri tabii ki daha çok B2C tarafta ama şöyle, yani artık bu bir reklam yüzü. Gerçek insanlar rol yapmadan kendi hayatlarından kullandıkları ürünleri Instagram üzerinden, işte farklı mecralar üstünden promote ediyorlar. Bu imkanınız da tabii yine yalnızca sosyal medya üzerinden sağlayabiliyorsunuz. Örnek olarak ben bir de etkinlik duyurularını da eklemek istedim. Gerçi artık çok webinar oluyor bunlar ama yine etkinlik duyurularınızı sosyal medyada yapmak çok çok önemli bir seçim.
Buradan gerçekten hedef kitleniz olsun olmasın bir sürü insana ulaşıyorsunuz. Bir de tabii sponsor reklamlarımız var. Onları büyük ölçüde Facebook, Instagram üzerinden çıkıyoruz. Onların da yani reklam aslında sıcak satış ve pazarlama yok dedim ama aslında sıcak pazarlama gerçekten şu anda sosyal medya üzerinden döndüğünü söyleyebilirim. Sonuna yaklaşırken şimdi bizim Teknasyon'un SaaS ürünlerinden örneklerim var size anlattığım 3 konuya dair. Şimdi ilk olarak marka bilinirliği. Verify Kit bir kullanıcı doğrulama yani iki faktör farklı yöntemlerle iki faktörlü doğrulama sağlayan bir uygulama. Bu uygulamanın aslında şu an gördüğünüz içerikte ne iş yaptığına dair çok çok net bir teknik bilgi yok. Ama ne var? Vurucu bir slogan var. Best Verification Service for Your Application. İnanıyorsunuz yaptığınız şeye, yaptığınız şeyi aslında görsel dünyada da bu işte arka plandaki V olsun, işte verification'daki V tiki olsun. Doğrulama yaptığınızı aslında bir şekilde kullanıcıya yansıtmış oluyorsunuz. Bu bizim jenerik dediğimiz içerikler. Yani görselin bir hikayesi arkasında büyük bir mesajı yok. Ama bizim ne iş yaptığımızı anlatan, markamızın bilinirliğini sağlayan örnek içeriklerden bir tanesi. Müşteri ilişkileri tarafında az önce Desk 360'dan biraz bahsetmiştim. Bir müşteri ilişkileri yönetim platformu zaten. Taze Masa isimli bir müşterisinin kendi ağzından Desk 360 hakkında belli keywordlerle işlerini nasıl büyüttüğüne dair, onlara ne katkı sağladığına dair aslında ufak bir yazı. Bu arada bunlar tabii karşılıklı onay süreciyle ilerliyor ki çünkü izinsizce o aslında o markayı onunla çalıştığını geçirmek pek de etik bir durum değil tahmin edeceğiniz üzere. Bunu bu şekilde yayınlamak aslında win-win sağlıyor. Yani karşı tarafın hem siz reklamını yapmış oluyorsunuz ama o da bunu geri repostlarsa eğer siz de onların takipçilerine ulaşmış oluyorsunuz. Ve böylece aslında bir yayılım etkisine dahil oluyorsunuz. Onların takipçisi içerisinde belki potansiyel müşterilerinize erişiyorsunuz. Gerçekten bilinirliğiniz için müşterilerinizin yorumlarını paylaşmak çok çok kıymetli. Son olarak satış ve pazarlama tarafında Rakes bir reklam hesabı kiralama platformu. Tabii kendi iş alanı yani bir SaaS ürünü olsa da her ne kadar iş alanında hem B2C müşterileri var hem B2B müşterileri var. Yani evinde takı yapan bir insan da Rakes'in müşterisi ya da bir işte lojistik şirketi de Rakes'in müşterisi. Çünkü herkes dijital pazarlama yapıyor. Dediğim gibi hacmi çok büyük bir alan. O yüzden biz burada biraz daha gündelik dile, daha fazla şeye ulaşabiliyoruz. Nasıl diyeyim? Daha çok eğlenceli içerikler, komik şeylere biraz daha yaklaşabiliyoruz. Mesela burada da bir Rakes'in satış ve pazarlama stratejisi var. İşte mobil oyun şirketlerine özel komisyonu sıfıra indirmişler. Bunu aslında oyun dünyasına uygun bir dille, mobil oyun dünyasına uygun bir dille. İşte burada bir butona yer vermişiz. Burada işte tasarım dilinde yine oyun ikonlarını görüyorsunuz. Bir de burada şeye tabii dikkat çekmek isterim. Biz burada neyi yaptığımızı yani tam olarak nasıl bir kampanya yaptığımızı direkt olarak söylemiyoruz da. Kullanıcıyı biraz daha harekete geçirecek, merak uyandıracak. İşte ready to play with zero commission on meta ads diyerek o merakı sağlayacak. Bunu da tabii ki de oyun şirketlerinin aslında göreceği şekilde, onların radarına takılacağı şekilde vermeye çalışıyoruz. Bu da yine satış pazarlama tarafında örnek olabilecek şeylerimizden biri, içeriklerimizden biri. Benim sunumum bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sorularınız olursa her zaman ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ege çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Fatih. Hemen bir soru kısmına bakalım. Soru demin baktım yoktu ama. Tamam. O sırada gelmiş mi diye. Gayet açık ve net sunuldu bu arada. Teşekkürler. Ben de bayağı bir şey öğrendim. Yok galiba ama sorularınız sonradan olursa YouTube'dan ya da Ege'ye direkt ulaşarak sorabilirsiniz arkadaşlar. Ege tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi, ben çok teşekkür ederim Fatih. Ne demek? Şimdi Yağmur'u alacağım. Seni uğurluyoruz. Tamamdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.